17 milyonluk İstanbul'da çok farklı moda tercihleri olan insanlar yaşıyor. Bunlar arasında cesur tasarımları denemeyi seven çok sayıda kişi var. İşte Hatice Gökçe tasarımlarını onlar için yaratıyor. O kodları kaldırmak adına aslında bu hareketle uzun zamandır yaptığım bir şeydi. Gökçe, 2009 yılında tümüyle siyah ve deri materyaller içeren Kara Karga koleksiyonu ile çıkış yaptı. Ona göre Kara Karga hayvanlar aleminin ötekisi ve aynı zamanda çok akıllı bir hayvan. Hatice Gökçe, tasarım markasını da buradan yola çıkarak Kara Karga simgesiyle özdeşleştiriyor. Atölyesini bulmak istiyorsanız İstanbul'un Nişantaşı semtine uğramanız gerekiyor. Gelecek vadeden Türk tasarım dünyasının pek çok üyesi gibi onun da burada showroom'u var. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş geldiniz tasarım ofisime. Buyurun lütfen. Her şey kadın giyim üzerinden anlatılıyor ve erkekler belli kalıplaşmış formların içerisinde aslında biraz hapis gibiler. Renkler, kuplar, aksesuarlarla aslında. Bu işte sosyal baskıda şekillenmiş bir profil olduğu için aslında. Ben burada biraz daha o şeyi açmak istedim. Çünkü gerçek anlamda boş bir alandı ve tasarımcılar çok yani yoktu. Erkek giyim tasarımcısı olarak yoktu. Hatice Gökçe 21 yıldır sektörde. Kendi adıyla kalıcı bir marka yaratmayı başarmış. Ancak ilk 10 yılın zor geçtiğini söylüyor. Erkek moda tasarımında öncü olarak kabul ediliyor. İstanbul'daki Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim alan Gökçe'nin tasarımları uluslararası ödüller de kazandı. Hatice Gökçe sayesinde erkekler artık giyim tarzlarında daha cesur. Pop yıldızı Tarkan ya da rock yıldızı Hayko Cepkin. Hatice Gökçe, 2012 Eurovision şarkı yarışmasında da Can Bonomo için sahne kıyafeti tasarladı. Tasarımında Ege bölgesinin geleneksel Efe kıyafetlerinden esinlendi. Ceketin kol kısımlarında ise kuş kanadına benzeyen eklemeler yer aldı. Can Bonomo'nun Eurovision şarkı yarışmasında giydiği bir parçanın prototipi, öyle söyleyeyim. Bizi orada temsil etmişti. Ben bunu deri versiyonunu yapmıştım, hazırlamıştım. Daha rahat, dans ederken de rahat hareket edebilmesi için de olabildiğince onun performansına uygun bir tasarım yapmaya çalıştım. Hatice Gökçe'nin pandeminin ortasında ilkbaharda çıkardığı yeni koleksiyonu Yeni Doğan'sa tasarımcı için bir diğer önemli konuya odaklanıyor. Tüm kumaşlar sürdürülebilir malzemelerden oluşuyor. Doğaya karşı farkındalık onun için giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Pandemi sonrasında hayatımızda her şey değişti ve gerçek anlamda moda da zaten pandemi öncesinde bir hareketlilik vardı. Sürdürülebilir moda ile ilgili çok ciddi adımlar atılıyordu. Ama pandemi bunu hareketlendirdi ve hızlandırdı. O yüzden sürdürülebilir modanın daha çok söz sahibi olduğu bir zamandan bahsediyoruz. Hatice Gökçe koleksiyonlarıyla eski gelenekleri korumaya çalışıyor. Yeni Doğan koleksiyonunda Bayburt iline özgü ehram adı verilen yünden yapılmış geleneksel el dokuması kumaşlarla çalıştı. Tekstil sektörünün dünyayı en çok kirleten ikinci alan olduğu bilgisi onu her geçen gün daha fazla çevreye duyarlı tasarımlar ve üretimler yapmaya yöneltmiş. Bu yüzden sıklıkla geri dönüştürülmüş akrilik elyaflardan yapılmış bir malzeme kullanıyor. Mesela Acrycycle bunlardan bir tanesi. Bu da tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden tekrar üretilmiş ve izlenebilir. Yani bu kullanıldıktan sonra tekrar geri dönüştürülebilir hale gelen malzemelerden oluşan bir yeni kumaş tekniği. Mesela bunu kullanıyorum artık bundan sonrasında. Ama bir tek şeyimiz var. Bu malzemeleri kullandığımızda minimum atık, yani olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Hatice Gökçe gibi günümüz tasarımcıları artık sadece koleksiyonlarında kullanılan malzemeleri düşünmüyor. Onlar için üretim sürecinde sürdürülebilirlik de giderek daha önemli hale geliyor. Karbon ayak izinin yanı sıra su tüketimini de göz önünde bulunduruyorlar. Erkek modasına yeni bir bakış, sürdürülebilir malzemelerle yaratılan kreasyonlar. Hatice Gökçe, Türkiye'deki tasarım dünyasına yeni bir çehre kazandırıyor.